Hepinize merhaba. Bu videoda size insülin direncini tekrar anlatacağım. Çünkü insülin direnci kilo vermeyi engelleyen, bazen imkansız hale getiren bir durum. Aslında kilo alındığı zaman, kilolu olunduğu zaman insülin direnci gelişiyor. İnsülin direnci olması da kilo almayı tetikliyor. Biraz bu yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan meselesine geliyor. Şimdi kimlerde insülin direnci olabilir? Hani risk grubu olarak bunları söyleyeyim. Bir, kilosu fazla olanlarda, polikistik over sendromu olanlarda, trigliserit düzeyi yüksek olanlarda, bunlarda insülin düzeyi, açlık insülini yüksek olanlarda, kan şekeri yüksek olanlarda, hemoglobin A1C dediğimiz 3 aylık kan şekerini gösteren değerlerde 5.7'nin üzerindeyse HOMA indeksi, bu direkt insülin direncini gösteren bir tetkiktir. Bunun 5'in üzerinde olması insülin direncini netleştirir. Egzersiz açısından hemen hemen hiç aktivite veya egzersiz yapmayan kişilerde ve beslenmesi de daha çok rafine gıdalarla, işte unlu şekerli gıdalarla beslenen kişilerde insülin direnci olma ihtimali çok yüksektir. Şimdi insülin direnci deyince neyin direnci bu? Şimdi yediğimiz zaman kan şekerimiz yükselir. Ne yersek yiyelim. Ama tabii ki şeker içeriği, karbonhidrat alındığı zaman bu kan şekeri fırlar. Kan şekeri yükselince kan şekerini düşürmek için pankreastan insülin salgılanır. O glikozla, şekerle insülin yan yana gider. Böyle kardeş gibi gider. Hücrenin kapısına gelir. Kapı açılır. İkisi içeriye girer ve işte şekerden enerji üretilir. Ve biz de günlük hayatımızı geçirmiş oluruz. Şöyle düşünün. Sürekli yemek yeniyor. Bir şeyler yeniyor yani. Atıştırma yapılıyor. Sürekli yapılıyor. Sürekli kan şekeri az veya çok yükseliyor. İnsülin de az veya çok sürekli salınıyor. İkisi birleşiyor, gidiyor hücrenin kapısına dayanıyor, ben geldim diye. İşte hücre kapılarını açıyor, onları sokuyor, fakat aça aça artık oranın kapının kilidi bozuluyor. O zaman da kilit kapanıyor. İşte insülin de şeker giremiyor içeriye. İnsülin ortamda artıyor miktarı. Trigliserit yükseliyor. Yağ olarak karaciğerde depolanıyor. O nedenle işte uzamış açlık çok kritik bu konuda. İnsülin direnci için kullanılan bir takım ilaçlar var ama %20 etkili. %80 beslenme. Beslenmede de tabii ki total kalori miktarı önemli ama sürekli bir şey atıştırmak, sürekli bir şeyler yemek direkt insülin direnci oluşmasına etkendir. Uzamış açlık. İlla 16-8 diye saat tutulmasına gerek yok. Diyelim ki sabahleyin çok kahvaltı etmeyi seviyorsunuz erken saatte. Tamam, edin ama akşam yani en geç 6'dan sonra hiçbir şey yemeyin veya 5'ten sonra. Çünkü insülin 12 saatten sonra düşüyor. O nedenle bizim 12 saatten daha uzun süreli, tabii geceyi alın içine, aç kalmamız gerekiyor ki vücut kendini tamir etsin. O atık ürünleri atabilsin. Veya diyelim ki daha geç akşam yemeği yiyorsunuz. Evin çalışma düzenine göre eşinizin, çocuğunuzun. O zaman 11-12'ye doğru ilk öğününüzü yersiniz. Bir de akşam yersiniz. Ama illa iki öğün olması da şart değil. Tek öğün de yapabilirsiniz bunu. Sadece sürekli 3 ana öğün, 3 ara öğün, gece yatmadan onu da ye, yoğurt da ye, bilmem ne ye. Bunların olmaması gerekiyor. Bu şekilde bakarsak, yani az yersek, sıklığını da miktarını da azaltırsak insülin direnci falan kalmaz, ilaca da gerek kalmaz ve gayet rahat kilo korunur veyahut da kilo verilir. Bu videoda size insülin direnci ile ilgili bilgiler verdim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim.